Kontur hastalığı işçi emeklisine pahalıya mal oldu. İnegöl'de ikamet eden işçi emeklisi Recep Çıtır, ev telefonuna gelen 1,5 milyarlık faturaya kızarak 2001 yılında 4,5 milyarlık liraya 72 bin kontur alarak telefonuna yükledi. İşte özel haberimizi izliyoruz. İnegöl'de ikamet etmekte olan işçi emeklisi Recep Çıtır, 2001 yılında ev telefonuna 1,5 milyar fatura gelince soluğu cep telefon satış noktasında alarak 4,5 milyar liralık kontur aldı. Dolayısıyla kullandığınız Türk sebatına yaklaşım... Aradan yıllar geçmesine rağmen 40.094 kontrol kalan Recep Çıtır, telefon şirketi tarafından ödüllendirilerek aylık maksimum ücretsiz olarak 500 kontrol ve yol yardımı sağlıyor. Dolayısıyla kullandığınız Türk sebatına yaklaşık bir... Kanalımızda sorularımızı yanıtlayan Recep Çıtır, başından geçen olayları muhabirimize işte şöyle anlatıyor. Ev telefonuma biri hatta girmiş, 1,5 milyarlık şey geldi bana, konuşma geldi evet. Telekom'dan. Onun için ben de kızdım, iptal ettirdim. Gittim ceplere müracaat ettim, cep telefonları aldım. Başka bir şey yok. Peki şu anda 40.094 kontumuz vardı. Evet. Hattımızda da az önce ekrandaki arkadaşlarımız, seyircilerimize görecek. Evdekiler de kullanıyor sürekli iletişimi bununla sağlıyorsunuz. Evet. Ve her 3 ayda ve 6 ayda bir tekrar yükleme yapıyorsunuz. Yapıyorum evet. Türkcell'in size sağladığı değişik avantajlar var. Bunlardan mı bahsedebilir misiniz? Türkcell bana her ay kontör gönderiyor. Hat bedava veriyor. Ondan sonra işte başka ileride belki de daha hediyeler de olacak yani Türkcell'in bana vereceği. Türkiye'de birinciyiz. Türkiye'de birinci evet, oldunuz. Öyle dediler. Evet. Peki bundan sonra bu kullandığınız hatta başkalarına tavsiye eder misiniz? Yani bu tür bir işlem yapılmasını ister misiniz? Nasıl, ne yönde? Yani başkası da böyle bir girişime yapılması tavsiye eder misiniz siz? Olursa bu niye olmasın yani? Kendi açınızdan yani 4,5 milyarlık bir harcama yapmışsınız, bir kontrol yüklemişsiniz. Bu parayı yani nasıl kıydınız daha doğrusu? Ya bunu sorayım. İşte benim elimde bir hastalık var diyeyim artık. Bunun şeyi. Yani ne olur ne olur. Şimdi kontrol azaldıkça diyelim ki 40 bini düştü mü? Hemen giderim yüklerim yani. Ya 40 bini aşağı düşünmüyorsunuz. Düşmem, düşünmüyorum yani. İşte ben de böyle bir şey var yani. İlk etapta kaç kontrolünüz vardı size? İlk etapta. İlk yüklediğinizde kaç kontrol aldınız? 10 bin aldım. 10 bin kontrol. Evet. Şimdi ise 40 bin. Tabii o zaman 2000'de almıştım. 2000 yıllarında. İşte Amasya'dan buraya gelmiştim okula. Üniversite İnegöl'e. Evet. 2000'de aldım bu telefonları. O zaman 10 bin kontrol aldım. Ondan sonra bir daha gittim. Bir mağazaya işte bir kontrol şeye, Türkcell'e girdim böyle böyle arkadaş. Bana kontrol lazım. Ne kadar? Şu kadar. Ya adam sen dedi biraz kafayı üşüttün mü yedin mi yoksa falan dedi. Dedim ki ne oldu falan dedim. Kontrol lazım sizi satmayayım. Bende o kadar yok dedim. Ne kadar? 1,5 milyon. Sen ver mi 1,5 milyonunu? Yükledi adam. Gitmiş bayiye bana bir arkadaş geldi demiş. Böyle böyle 5-6 milyonluk kontrol istiyor. Adam demiş acaba kafayı mı yedi demiş oradaki. Ya gel demiş, üniversitede hoca demiş yani. Evet. Ondan sonra geldi böyle böyle, ertesi günde dedi ki ya hocam gel bir soğuk mu içelim. Geçen de bana sen böyle böyle diyordun. Hani ondan sonra ya dedi yanlış anlama dedi yani çok İnegöl'de dedi şeyler dedi çoğaldı dolayısıyla dedi. Onun için ben seni dedi öyle gördüm dedi. Yani kardeşim ben paramla değil mi dedim ya sen paramla. Adam tek tek parayı sayıyor böyle. Yani sahte mi acaba bir yerde bir şey mi bastı diye. İnsan şok oldu. Bir anda tabii. İndialık bir kontrol yani, alamak. Herkesin bir şeyi var tabii ya. Değil mi? Sizin de hobiniz o zaman kontrol yüklemek. Kontrol yüklemek şey, şeyim yani. Ayda ne kadar geliyor? Ayda 500. Ekstradan bir 500 kontrol yüklemek geliyor. Tabii yükleniyor. Peki Türkcell'in herhangi bir hediye kampanyası oldu mu size yani değişik bir hediye göndermesi? Yol yardımı var. Yol yardımı var. Tatillere şey yapıyor, uyarıyor mesela. Öyle bir şey var ama tabii biz şey görmedik. Kendi amacımızla, kendi şeyimizle gidiyoruz yani. Başka bir şey yok. Bu telefonu sadece siz kullanıyorsunuz galiba. Ben evdekilerle iletişim sağlamak. Tabii evdekilerle tabii. Onlar çağrı yapıyor bana. Ben arıyorum yani. Siz arıyorsunuz. Tabii. Peki siz başka çağrı atanlar da arıyor musunuz? Hepsinde. Kim arasa yani? Kim arasa arkadaş yani? Olsa, hep arkadaşım bugün okulda diyeyim ki 200 kişi olsa varsa hepsini arıyorum. Memleket, Amasya. Evet. Herkes onlar bana çağrı bırakıyor. Ben arıyorum yani. O zaman ailede sizin bu kontrol miktarınızı herkes biliyor. Onlar aynı çağrı atılıyor. Biliyor yoksa. Yani. Biliyorlar. Amasya bütün biliyor aslında. İnegöl'de öğrendi. İnegöl'de öğrendi. Evet.